karşısında cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. Hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. Seneler önce benzerini tırmanmıştım. İyi. Şimdiye kadar topladığım en garip şeylerden biri. Alman denizaltındaki İspanyol sikkesi. Ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Sir Francis Sal için kurşun yedi. İşte biz. Şambala. Özlemişim. Şunun için sayısız insan birbirini öldürdü. Sir Francis ve ince bulmacaları. Sayende boş döndük Aziz Dismas. Çılgın bir yolculuktu. Artık tarzım hiç böyle değil. Evet, evet geliyorum. Hep. Plastik ye. Evet, gel hadi. Benimsin. Tamam, oyun saati bitti. Thank you.
Vay canına. Bir daha tatile çıkmalıyız. Ha, demek bununla uğraşıyorsun. İşte bu çok iyi. Orada çok uzun kaldın. Şey, bir şey araştırıyordum da. Onun adı araştırma mı oldu yani? Gerçekten. Yemekleri buraya getirebilir misin? Yazımı bitiriyorum da. Ha, tabii, elbette. Sağ ol. İşte. Of, bitti. Evet. Bitirdin mi? Evet. Aslında aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? Of, çok acıktım. Güzel görünüyor. Görünüyor şurada. Ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Cennette sıradan bir gün işte. Nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. İlginç bir çöp buldun mu bari? Buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddiyim. Ama buranın yerlileri ona tır diyormuş galiba. Olamaz. Evet, anlayacaksın. Bayağı sıkıcı şeyler. Makalenden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını, uçaktan iner inmez bunu fark ettiğini söylüyor. Ne oldu? Nereye gittin? Ben buradayım ve bana çatal batırdın. Hadi ya. Ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu yazdın mı? Şey hakkında işte... kayıp Bangkok şehri. Kayıp Bangkok değil. Bangkok civarındaki kayıp şehirler. Daha doğrusu Bangkok il sınırı içindekiler. İnanamıyorum. Peki, özür çok dilerim. Çok cesurcaydı. Gerçekten öyleydi. Ama yine de çok öyleydi. Yaklaştın, öyle değil mi? Oldukça uzaktan ama evet, yaklaştın denilebilir. Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate, bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani.
o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse... Sullivan'ı arayabilirsin. Ne zamandır görmüyorsun onu? 2 yıl mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum, tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Dur, ben hallederim. Hayır, dün bırak. Gece sen yıkadın. Hayır, sen pişirdin, ben yıkarım. Sorun değil. Yani en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela. Oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet. Senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet, ben şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorum. İsminin ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Zıplıyorsun, evet. Koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ne diyorsun? Korkak tavuk var mısın? İnanılmaz. Pekala Kobo. Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. Bu kadar mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Aa, hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam, başlıyor. Ah, öğrenmez olur muyum hiç? Hayır, sadece... Nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum. Tamam. Hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner vuruş. Döner vuruş! Evet. Zıplamak için X'e bas. Tamam. X hangisiydi? Şu sağ parmak. Tamam. O kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Kayaya ne yaptım ki ben? Döner saldırını yap. Hangi düğme? Yuvarlak döner saldırı. Fena değildi. Bu şey ne? Tilki mi? Bandikot. Tilkiye benziyor. Baksana, kokmuş bir tilki gibi. Tamam, kutuları kır. Bir tilki neden kutu kırar ki? Bandikot ve bu onun işi. İşte bunu yapıyor. Bu bir tilki ve yaptığı gerçekçi değil. Mükemmel. Bu arada tilkiler bunu yapamaz. O bir bandikot. O şey bandikota hiç benzemiyor. Sen hiç bandikot gördün mü? Ama ayakkabı giymedik bir kez. Tamam, meyveyi al. Meyve ne işe yarar? 100 tanesi fazladan canlı. 100 mü? Kim oturup 100 tane meyve toplamakla uğraşır ki? Tamam, oldu. İşte böyle. Sen istedin ama. Hayır, hiçbir şeye. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. 2 katı ya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistik mi taslıyorsun? Evet, kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Kolay seçeneğinde tamam, oynamak peki, daha konuş kolay. Sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne yapabilirsin? Benden göster söylemesin. Bana. Gerçek benden hayatta söylemesin. Ne yapabilirsin? Bunu ne diyeceksin? Söyle bana, mutlu musun? Evet, tabii ki. Sen? Ciddi misin? Gel buraya. Henüz açık değiliz. Kapalıyız. Hayret bir şey ya. Tamam. Geliyorum. Göt herif. Evet, yardım edebilir miyim? Evet, ben küçük kardeşimi arıyordum da.
Boyu sizin kadar, biraz daha çelimsiz. Ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sam? Seni yeniden görmek güzel Nathan. Aman tanrım Sam. Oo, tamam tamam, sakin ol biraz, sakin ol. Ama nasıl? Ben sandım ki senin vurulduğunu gördüm. Evet, doğru gördüm. Tam buradan. Ah tanrım. Doktorlar beni güzelce yamadı ve doğruca hücreye geri gönderdiler. Evet ama ben deli gibi araştırdım, her yeri kontrol ettim. Duyduğum her şey, ulaştığım her bilgi senin öldüğünü teyit ediyordu. Nathan, bir gardiyanı öldürdük. Yani bir hücrede çürüyerek ölmemi istediler ve neredeyse öyle doluyordu. Tanrım sen... Eğer bilseydim yemin ederim seni kurtarmak için evet, oraya... Evet, geri gelirdin. Biliyorum Nathan, biliyorum. Önemli olan artık kurtulmuş olmam. Hey. Sen iyi misin? Evet. Biraz havalıyım. Şimdi yere düşüp bayılmayacaksın yani, değil mi? Belli olmaz. Yani hazmetmesi hiç kolay değil. Peki ama çıkmayı nasıl başardın? Ne zaman çıktın? Buraya nasıl geldin? Beni nasıl buldun? Tamam. Yavaş ol. Hadi. Otur hadi. Senin hakkında konuşalım. Ha? Benim mi? Evet. Ne anlatayım ki? Ha. Bazı eski tanıdıkları aradım. Hakkında acayip hikayeler anlattılar. Hayda. Ne gibi mesela? Kanından vurulmalar. Himalayalarda rayından çıkmış trene asılı gitmek falan gibi. Evet, gerçekten de. Öyle bir şey oldu. Anlat hadi, ben yokken neler oldu? Tanrım sen nereden başlasam ki? En iyi kısımdan başla. Pekala. Sir Francis Drake'in kendisini ölü göstermesi hakkında teorimizi hatırlıyor musun? Evet. Pekala, doğruymuş. Çünkü tabutunu buldum. Panama açıklarında mı? Evet. Peki ne oldu biliyor musun? Tabutu açtım. Evet. İçinde ceset yoktu. Ama dibinde adamın günlüğü vardı. Hadi canım. Yani ne diyebilirim ki işte. Bir kayıp şehir daha yok olup gitti. Ve biz oradan canlı kurtulduk. Zar zor. İnanılmaz. Evet. İnanılmazdı. Keşke orada olsaydın. Hayır, gerçek anlamıyla inanılmaz. Yani bana diyorsun ki başka bir kayıp altın cennetine daha denk geliyorsun ve artık nasıl oluyorsa yine imkansızı başarıp ellerin boş dönüyorsun. Evet, sanırım hayatımın özeti bu işte. Ama yine de cebimize 3-5 kolye falan attık yani. Hmm. Sonuçta arabanın, evin, yüzüğün parası çıktı. Yüzük demişken ben evlendim. Ha nasıl unuttum, Elena, hikayede bahsettiğim karım o işte. Onunla tanışmaya gel. Bu akşam yemekte. Benim evime gel. Bize yemeğe gelirsin. Ve ona senin hakkında her şeyi... Siktir, ona senden hiç bahsetmedim. Nathan. Benim başım bayağı belada. Ne? Ne diyorsun sen? Ne tür bir bela? Hector Alcazar ismi sana tanıdık geliyor mu? Evet, şu uyuşturucu kaçakçısı. Hı hı. Panama katili, öyle değil mi? Niye ki? Oldukça komik bir hikaye. Son yılımda benim hücre arkadaşımdı. Hapishaneden onun sayesinde kurtuldum.